Hatırlarsın, bu Davutoğlu başbakanken 22 aylık başbakanlığı sürecinde yeni nesil reformlar açıklamıştı. 24 tane ve bunları hayata geçirecek 1300 tane stratejik adamı. Meğer bunları Babacan yazmış. Ben bunları ona sormuştum. Bunların hepsini ben yazdım. Öyle miydi? Dedim. Evet. Peki dedim, sen bunları okudun mu? Vallahi okuduk herhalde yaparken. Bir dedim ben okudum dedim. Aynısını ben Davutoğlu'na sormuştum. Bir taşı bir yere koyamadı. Şimdi elinde bunlar var. İki şeyi. Sayın Schröder'i hatırlarsınız. Almanya'nın bir önceki şansölyesi, başbakanı. O dönemde seçimlere giderken Sayın Başbakanımızla beraber oturduk bir gün, bir akşam yemeğinde. Çok enteresan şeyler söyledi bana. Dedi ki, şimdi ben öyle reformlar yapacağım ki dedim. Mesela iş gücü piyasasıyla ilgili, rekabetle ilgili. Bu reformlar yüzünden dedi ben bir daha seçilemeyeceğim. Ben bunu biliyorum dedi. Ama bir gün birisinin Almanya'da bunları yapması gerekiyor dedi. Ben kendi siyasi geleceğimden fedakarlık yapma pahasına bu adımları atacağım dedi. Ve gerçekten hepsini de yaptı. Şimdi bakıyoruz, bu kaos ortamında Avrupa'nın en sağlam ekonomisi olarak Almanya gösteriliyor. Rekabet gücünü koruyan, cari fazla üreten, işçilik maliyetlerinin Avrupa'da nispeten düşük olduğu bir Almanya. Bu bugünün başarısı değil. Bu zamanında vizyoner bir devlet adamının, bir siyasi liderin korkmadan attığı adımların bir sonucunu bugünkü yönetim yaşıyor. O günkü alınan kararların bugün faydasını görüyor Almanya. Ama pek çok ülkede bu maalesef olmuyor. Yani kendi siyasi bekasından fedakarlık edip de ülkem için bu doğrudur, ben bunu yapacağım deyip adım atan lider sayısı maalesef çok çok az dünyada şu anda. İşte bunun içindir ki bu kısa vadeli politikalar, bugünü kurtarma politikaları, hele seçime kadar gidelim de seçimden sonra ne olursa olsun türü yaklaşımlar krizin bir türlü çözülmemesine sebep oluyor.